sevgili Restoran TV izleyicileri. Evet, bugünkü Zirvedeki Restoranlar programımızda zirvenin lezzetlerini yine evlerinize taşımaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün Zirvedeki Lezzetler'de seçimimiz çorbalar oldu. Ve tabii ki ünlü bir çorbacı konuğunuz olacak, konuğumuz oldu. Karaköy Çorba Evi'nden Sayın Yusuf Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve tabii ki o maharetli eller Sayın Ahmet İrkli, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bugün bize vereceğiniz çorba tariflerini öncelikle hangi çorbaların yapılacağını izleyicilerimize söyleyelim mi? Kağıtlarını, kalemlerini hazır etsinler. Evet. Neler yapılacak ustacığım bugün? Pazılı baklet yapacağız, bir de ekşili çorba yapacağız. Pazılı bakliyat, evet, ve ekşili çorba. Evet, kağıdınız, kaleminiz hazır olsun. Birazdan ustamız tariflendirmesini yapacak. Hazırlıklar tamam çünkü. Bu arada hemen biz Karaköy Çorba Evi'ni tanımak istiyoruz. Kaç senedir hayatta, işte neler yapıyorsunuz, hangi saatlerde açıksınız? O arada da ben hemen ustamızın yanına geçeceğim. Çünkü bugün siz bana tarif edeceksiniz, ben yapacağım çorbayı. Tabii. Olur mu? Olur. Ama ben eldiven kullanamıyorum, tamam, olur mu? Tamam. Peki, ustamız onu da kabul etti. Evet, dinliyoruz. Şimdi Karaköy Çorba Evi 5. yılına giriyor. Evet. Yani Karaköy'de 1-2 yıl yemek deneyiminden sonra Karaköy'ün değişim portföyüne karşı, değişimine karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Birkaç yerden aldığımız fikirlerle birlikte çorbacı olarak karar verdik ve iyi bir karar olmuş, isabetli bir karar olmuş. Şu anda iyi, şükür. Evet. O arada ben ellerimi yıkayayım ve çorbamızın tariflendirmesine geçelim, değil mi ustacığım? Evet. Peki, önce hangisini yapacağız? Öncelikle ekşili çorbayı yapalım. Ekşili çorbayı yapalım. Evet. Ekşili çorba hangisi? Malzemeler? Patlıcan, kırmızı mercimek, nohut. Patlıcan, kırmızı mercimek, nohutla oluyor. Ve nohut. Evet. Bunlar ince ince küp küp doğranıyor, öyle mi? Evet. Evet. Bunlar da yıkanmış, hazır şu an. Evet, onlar yıkanmış ve hazır diyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanımızı alıyoruz, evet, değil mi? Tarif edin bana, evet, bilmiyorum. Patlıcanı döküyoruz içine. Patlıcanı döküyoruz içine. Ondan sonra kırmızı mercimek. Ondan sonra kırmızı mercimeğimizi döküyoruz içine. Daha çabuk erimesi için tuz atıyoruz. Tamam. Daha çabuk erimesi için tuz. Aynen öyle. Ama şöyle bir fıske denecek kadar, değil mi? Çok az. Evet. Yani tam tatlandırmak için değil herhalde şu an. Bu tuzunu önce de atabilirsiniz. En son da biraz tadına bakıp tuz atabilirsiniz. Daha çabuk erimesi için tuz atıyoruz. Tamam. Bunu alıp ocağımıza koyuyoruz. Evet. Hemen şöyle ocağımızı da ben yakıyorum. Ve evet. Şunu koyduktan sonra bir yarım saat, 45 dakika bu iyice eriyor. Hı hı. Hemen bir kepçe alıyorum şuradan. Yarım saat, 45 dakika patlıcanımızla mercimeğimiz orada eriyor, öyle mi? Evet. Bir fıske tuzumuzu da koyduk. Evet, bu şimdi burada erimeye başlayacak. Başlayacak. İkinci çorbamız nedir? Onun da İkinci çorbamız pazılı bakliyat. Pazılı bakliyat. Onu da, evet, şöyle analım. Evet. Evet Sema Hanım. Bu da haşlanmış pazımız var. Haşlanmış pazı. Ben buna karışmıyorum. Bunu siz yapıyorsunuz. Haşlanmış yeşil mercimek, aynı şekilde buğdayımız ve nohutumuz var. Evet. Bunları haşlanmış nohut. Pazı. Pazı. Pazımızı kavuruyor muyuz? Haşlıyoruz. Haşlıyoruz. Evet. Tamam. Buğday. O da buğday, aynı şekilde haşlanmış. Buğday. Haşlanmış yeşil, yeşil mercimek. Yeşil koyduktan sonra. Evet. Bunu da alıp ocağımıza götürüyoruz. Onu da yine ocağımıza koyuyoruz.
Şimdi çorbalarımız orada kaynamaya devam ediyor. Biz de sohbetimize devam ediyoruz değil mi? Burada bunu daha malzemeler var çorbalarımıza katılacak bunu olanlar. Evet. Şimdi iki usta baş başa verdi. Evet. Bir karar alındı arada ama neydi o karar, biz kaçırdık onu tabii ki. Peki Yusuf Bey, buyurun. Hangi saatler arasında Karaköy halkına hizmet veriyorsunuz? 7-24. 7-24. Aynen, bir tek bayramlarda falan bir iki gün kapatıyoruz, onu da mecbur yani. Tabii yani sizin de artık aynen. Bir dinlenmeniz gerek değil ya mi? Müşterilerimiz o kadar şey yapıyor ki onu kapamaya bile fırsat vermeyecekler bize, sağ olsunlar. Arıyorlar yani. Arıyorlar. Aynen. Peki yerimizde kaç kişi aynı anda gelip oturup çorba içebiliyor? Bizim yerimiz biraz küçük, butik bir yer, tarihi eser bir yer. Hani salaş derler ya, öyle bir yer. Kaç kişi oturabiliyor? 20-25 kişi bir anda oturabiliyor. Güzel, gayet güzel. Şimdi 7-24 deyince ben böyle bir kaldım. Ne zaman dinleniyorsunuz peki? Biz şimdi değişimli olarak çalışıyoruz. Hı. Gündüz Yusuf abimiz orada, gece ben geliyorum, o gidiyor. Öyle değişim yapıyoruz. İki vardiyamız var. Evet. İki vardiya. Evet. Haftada gece. Bir değişiyor mu? Yok, değişme yok. Ahmet Usta gecenin sabiti. Ahmet Usta oraya artık hakim olduğu için, kontrolü sağlayabildiği için mecburen gecede Ahmet Usta kalıyor. Evet, siz de gündüzleri orada oluyorsunuz. Evet. Tabii bir de bu işlerin hazırlık aşaması var, alışveriş aşaması var. Bu da çok zor değil mi? Yani onların takibini hep yapıyoruz. Sağ olsun diğer arkadaşlar da işinin takibinde olan arkadaşlar. Takibini yapıyorlar. Son kontrolleri yapıyorum. Bakıyoruz. Eksiğimiz yok. Evet. Aşama hazır bir şekilde. Ahmet Usta'nın gelip çorbaları çıkaracağı bir şekilde hazır. Geliyor, çorbalarını atıyor. Yardımcısıyla birlikte çıkarıyor. Kaç kişiyiz peki? Toplam 7 kişiyiz. 7 kişi. Evet. 7 kişi az değil mi? Çünkü günde bildiğimiz kadarıyla her gün, ama istisnasız her gün 20-25 arası çorba çeşidi var değil mi? 22 çeşit yazın, kışın 21. Kışın 21, yazın 22 çeşit. Bunlara takviye olarak şöyle oluyor. Mesela şeyli arkadaşlardan çağırıyoruz hafta sonları, izinli olanların yerine. Değil mi? Evet. Yoksa mümkün değil yani. Aynen. İstisnasız her gün aynı çorbalar aynı saatte hazır oluyor. Evet. Sıcacık bir şekilde 24 saat boyunca ikram ediliyor. Aynen öyle. Gelen konuklarınıza çok zor bir şey. Peki ilginç bir şey soracağım size. Buyurun. Mutlaka tutmuşsunuzdur bunun hesabını. Bir gün içerisinde kaç kase çorba tüketiliyor? Onu vermesek olur. Vermeyeceksiniz. Yoksa çorbacılar çoğalır sonra. Aman yarabbim, buradan artık siz payı biçin. Çorbacılar çoğalır sonra dedi Sayın Yusuf Demir. Demek ki 1000 kaseye yakın. Ya kışın belki olabiliyor da. Yazın yarı yarıyadır diyelim. Düşüyor. Yani ben bile çorbacı açabilirim. Vallahi yapabilen buyursun açsın diyoruz. Bizde sıkıntı yok. Rekabetin olduğu yerde kalite artıyor değil mi? Artar tabii ki. Evet. İsterseniz. Ama şöyle olur. Rekabet iyi yönde olursa kalite artar. Adım nedir? Çorba satacağım diye çorbanın maliyeti atıyorum 2 lira, 1,5 lira çorba verirse onda ne, mecburen onu kurtarmak için, o maliyeti kurtarmak için bazı şeylerden kaçacak. Değil mi? Maliyetten. Bu da ona çok fayda getirmez. Doğru. Doğru. Gerçekten de öyle. Şimdi hesap edecek olursak mevsimine göre mutlaka değişiyordur ama ne olursa olsun bakliyat artık hoş. Protein değeri de çok yüksek olduğu için etle başa baş gidiyor.
Evet. Vallahi öyle gidiyor yani. Ben çok dikkat ediyorum. Fiyat olarak bayağı yükseldi. Yükseldi yani, etle başa baş gidiyor. Şimdi protein değeri de yüksek olduğu için özellikle evlerimizde olsun, işte lokantalarda olsun artık bakliyat çok da tercih edilmeye başlandı. Bir de sağlıklı beslenen bir kesim var. Et yerine bakliyatı kullanıyor. Kullanıyorlar aynı. Değil mi? O yüzden fiyatlar da arttı da arttı. Şimdi bir tencere çorba hazırlamak için neresinden bakarsanız bakın 1,5-2 kilo bakliyat tüketiliyor, değil mi? Kesinlikle. Bunun işte yeşilliği var efendim. Evet. Mevsiminde ise hadi tamam bir şey değil mevsiminde ama. Mevsiminde sıkıntı yok, mevsim dışında bayağı zor oluyor. Mevsim dışında ta hale gideceksiniz, değil mi? Evet. Halden işte onu evet, taze taze alacaksınız. Turfan da dediğimiz durum söz konusu olduğu için iki katı fiyat. Yani aynen, kalkıp da o çorba da hakikaten 1,5-2 liraya verilmez. Verilmez yani, aynen öyle. Yani ben çorbacı açarsam paket çorba yaparım. Hazır, biliniz. Hazır çorbayı hiç kimse tercih etmez. Bizim çorbalarda asla bulyon tarzı yani, ondan sonra bu hazır ürünlerin hiçbiri yok. Zaten bu da bizim en ön plana çıkmamızın birinci sebeplerinden biri o. Her şey natürel, doğal. Natürel, kesinlikle. Et suyu kullandığımız çorbalara kemik suyu 24 saat kaynıyor. Onu kullanıyoruz zaten. Ay, o ne kadar faydalı. Aynen. Mesela bir ayak paça var. Doktor tavsiyesiyle gelen hastalar var mesela. Tabii canım. Müşterilerimiz var. Dediğim gibi bizde öyle katkı maddeli veya şeyli hiçbir ürün yok. Şimdi gerçekten 24 saat boyunca kaynayan bir kemiğin suyuna yapılmış olan çorbanın hem kolajen olarak aynen, çok ciddi bir faydası var cilde. Aynen. Efendime söyleyeyim, işte paça çorbası var dedi Sayın Yusuf Demir. Ustamız onları da hazırlıyor. O da kemiklerimize, değil mi? Sonra kışın zinde tutmak için bizi. Aynen. Bunlar gerçekten de çok çok önemli. Bulyon asla kullanmıyoruz yok, diyor. Yok, hiçbir çorbamızda yani hazır bir şey yok. Bulyon sadece değil, hazır her şey kendimiz yapıyoruz yani. Gündüzden hazırlanıyor, gece pişiyor her şey. Evet, aynen, bu da çok çok önemli gerçekten. Evet. Ve her gün aynı çeşit 21-22 tane pişiyor. Evet, evet. Zor olmuyor mu? Vallahi zor olsa, işimizi severek yaptığımız için bizim için zor değil. Bazen zorlukları var tabii ki insan. Bazen şimdi evde bazen insanlar hani hanımlar, bayanlar ya akşama ne yapacağım diye düşünürken 21 çeşit bazen yorgun düşüyor insan ya bugün nasıl çıkacak? Ha o şeye kadar, o ocağın başına geçip çorbalara başlayana kadar. Orada başladığın anda bir bakın seriye geçmişsin zaten. Peki, şimdi saymak gerçekten zordur. Unuttuğunuz olacaktır, mutlaka olacaktır. Yani sonuçta 21-22 çeşit çorba çeşidi var. Evet. Neler var? Şimdi neler var? Tavuk suyu var, kelle paça, işkembe, ayak paça, etli düğün, analı kızlı, yuvalama, ezogeli, mercimek, domates, sebze, brokoli, mantar, ekşili çorba, pazılı bakliyat, karalahana, enginar çorbası, bal kabağı, yüksük çorbası, yayla çorbası, mercimek, ezogelini saydık zaten. Yani domates. Domates. Ay şimdi tamam hadi domatestir, ne bileyim efendim işte brokoli dediniz falan bunları evet, zannediyorum çok oyalamaz. Ama analı kızlı. Evet. Yuvalama. Eyvah, eyvah. Yuvalama. Yani bunlar çok oyalayıcı. Onları, hayır, onların şeylerini sipariş olarak getirtiyoruz onları. Hı. Yani onların bulguru falan sipariş olarak hazırlanmış geliyor. Hı. Onları orada hazırlama şansımız yok. Evet, evet. O ayrı bir iş. Onu zaten genelde Antep'te yuvalamayı yapıyorlar, hazırlıyorlar. Evet, yerinde hı, yine evet, yapılmış doğal olanı aynen, evet, siz de pişiriyorsunuz. Şimdi bugün çok güzel tarifler veriyorsunuz ama gerçekten izleyicilerimizin de ilgisini çekecek ve çok revaçta olan sebzelerimiz de var.
Evet. Sebze ağırlıklı beslenen izleyicilerimiz ya da işte çocuklarına sevdirmek için sebze çorbaları hazırlayan izleyicilerimiz de özellikle ben brokoliye bir türlü ısınamadım. Nasıl yapıyorsunuz brokoli çorbasını? Şimdi brokoli yani gerçekten beğenmeyenler gelip bize içiyorlar, çok beğeniyorlar. Yani gerçekten bambaşka yapıyoruz brokoli. Tarifini istiyoruz. Öncelikle brokolimizi güzelce haşlıyoruz. Hı hı. İnce ince doğruyoruz. Ondan sonra beşamel sosumuzu yapıyoruz. Suyla açıyoruz onu. Ondan sonra brokoli attıktan sonra kaynamaya başladığı zaman tuzunu atıyoruz. Servis hazır. Beşamel sos tabii onu içirir. Çocuklarımız için de çok besleyici olur. Yani bildeki o çorbalarda şeyler un oranı çok düşüktür. Hı hı. Genelde tane ağırlıklı. Tane ağırlıklı, aynen. Brokoli çorbası için, bir nevi yemek tarzı. Hı hı. Daha çok böyle bol taneli. O şekilde yani şu ana kadar brokoli içenler beğendiler. Belki ilk deneyenler de beğendi. Özellikle kelle paçayı bir de ilk deneyenler beğeniyorlar. Terbiyeli ama natürelini yapalım dedik. Natüreli çok az kişi tercih ediyor. Hı hı. Böyle terbiyeli olursa ama daha böyle bir hoş görüntü oluyor. Aynen görüntü. O diğer şekilde biraz suyu bir yanda, tane bir yanda biraz daha itici duruyor gibi. Evet. Her nedense öyle gelir ama tadına da doyulmaz. Benim de tercihim terbiyeli olanı. O tercih meselesi, damak zevki. Evet, terbiyeli olanı. Sema Hanım, çorbalarımız kaynamaya başladı. Evet, çorbalarımız kaynamaya başladı. Kokular da gelmeye başladı zaten. Şimdi ne yapalım? Kasemi hazırlayayım ben size. Herhalde katılacak olan bir şeyler daha var içerisine. Böyle ekşili çorbamıza nar ekşisi. Nar ekşisi, ekşili çorbamıza nar ekşisini koyduk. Yani bir sos kabında bir tencere için, ortalama bir ev boyu, ev tipi tencere için herhalde yarım çay bardağı kadar nar ekşisi değil mi? Onların şeyine, zevkine kalmış. Çok ekşili istiyorsa. Haşlanmış nohutumuzu katıyoruz. Haşlanmış nohutumuz katıldı. Bu biraz daha kaynaması gerekiyor. Ondan sonra onun üzerine yağ kızartıp atacağız. Yağ kızaracak onun üzerine. Naneli yağ. Yayla çorbasına dökülen nane gibi ama pul biberi var içinde. Çok da güzel olur. Evet. Şimdi bu ekşili çorba. Ekşili çorba. Bunun içerisinde ne vardı? Kırmızı mercimek, patlıcan, nohut, nar ekşisi, hafif baharatlı, hafif acılıdır. Hı hı. Bunlar var. Evet. Sıcaktır. Üflüyoruz. Yemin ederim bir öğünü çok büyük rahatlıkla geçirebilirsiniz bu çorbayla. Bu çorbamız... Fazılı bakliyat. Evet. Herhalde birer tencere içerim ben bunlardan. Evet. Zaten vallahi bizim içerim. Kaseler de tencere gibi, sıkıntı yok, büyük. Kaseler büyük. O zaman... Ne yapıyoruz? Öncelikle ustamızın ve tabii ki Sayın Yusuf Demir'in gönlüne sağlık, ellerine sağlık afiyet diyoruz. Afiyet olsun, teşekkürler. Çorba kültürünü bu kadar yaygın bir şekilde, güzel bir şekilde bizlere sundukları için ve hayata geçirdikleri için ve bu konuda öncülük ettikleri için, çünkü bundan bir 5 yıl öncesinde kendi bölgelerinde bizim de yapmış olduğumuz araştırmalara göre malumunuz her restoranımızı ya da her işletmemizi davet etmiyoruz. Bu oldukça kupon bir program, çalışma olduğu için 5 yıl öncesinde kendi bölgelerinde çorbacı yokken öncülük etmişler ve hakikaten şimdi artık çorbacıların sıklıkla görüldüğü bir semt oluşturmuşlar. Buna da ön ayak olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. 24 saat, 7-24 o eller,
o vücut, o bünye hiç durmadan çalıştığı için bu güzel lezzetleri, sağlıkları bizlere sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Son olarak da programımıza katıldığınız için, tarif verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki, teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz izleyicilerimize? Vallahi buyursun gelsinler Karaköy'de yerinde çorbamızı denesinler diyoruz. Evet. Ben de aynı şekilde buyursun gelsinler Karaköy'de. Yerimiz Karaköy'de. Bol bol çorba için. Bol bol çorba için. Çorba çorbacıda içilir. Çorba çorbacıda içilir. O bizim aynen. Sloganımız. O sloganı evet. Çok güzel attık zaten. Evet. Genelde kullanıyoruz hem bazı yerlerde. O da bizim sloganımız kendi. Çok doğru. Öyleyse ne diyoruz? Çorba çorbacıda içilir. Evet. Karaköy çorba evindeyse bir başka lezzetli içilir diyoruz. Hoşçakalın.